Ve örgüt olarak genel merkezimizle yaptığımız görüşmelerde ve vereceğim raporda da şunu ifade etmek istiyorum. Biz sandıktan çıkan arkadaşımızla beraber yola devam edeceğiz. Bu kim olursa olsun hepsine eşit mesafedeyiz ve şunu özellikle belirtmek istiyorum. Biz tüm adayı arkadaşlarımıza eşit yarış şansı tanıyacağız. Ben bu yolun başlangıcında olan Sayın Öztürk arkadaşıma tekrar başarılar diliyorum. İskenderun basın emekçileriyle bir kahvaltıda bir araya gelip onlarla karşılıklı istişare yapıp İskenderun'un sorunlarını, geleceğini paylaşmak istedim. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir nefer gibi, bir er gibi, bir onbaşı gibi, bir çavuş gibi, bir komutan gibi partim bana ne görev verdiyse hep onu başarıyla yapmaya çalıştım. Yine partim beni aday gösterdiği takdirde İskenderun'daki demokratik yarıştan aday olarak çıktığım takdirde İskenderun'a yeni bir ivme kazandıracağıma Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını İskenderun Belediyesi'nde de bir parti bayrağı şeklinde değil, hizmet bayrağı şeklinde dalgalandıracağıma inanıyorum. Bu konuda kendime ve İskenderun halkına güvencim tamdır. İskenderun Gençlik Kollarında başladım aktif politikaya 1975 yılında. 1976 yılında il yönetimine girdim Gençlik Kolları. İl sekreteri olarak görev yaptım. 1978'de askere gidinceye kadar bu görevi yürüttüm. Yedek subaya gittiğimde 78'de yedek subay okuluna bu görevimden zorunlu olarak istifa ederek gittim. Bizim geçmişte de gelecekte de yönetim anlayışımızda bir şehri ben nasıl olsa seçildim, bu şehri ben tek başıma da olsa idare ederim şeklinde bir anlayışımız olmayacaktır. Çünkü nerede bir ben seçildim, ben yönetirim diyen partisi ne olursa olsun arkadaşımız varsa o baştan hata yapar. Benim yönetim anlayışımda da bu ilçeyi STK'larla, muhtarlarla, İskenderun'daki meslek odalarıyla, basınla birlikte yönetmek olacaktır. En iyisini ben yaparım diyen kişi olmayacağım. Sizlerle İskenderun şehrinin bölgemizdeki diğer merkezin dışındaki mahallelerimizin sorunlarını paylaşıp onlara çözümü birlikte aramak düşüncesindeyim. Geçmişte de ben siyasi deneyimlerimde hep böyle yaptım. Tek başıma ben bu işi yaparım diye bir düşünceye de kapılmadım. İskenderun halkına ve İskenderun'un basın emekçilerine bu konuda bana destek vermesini, benimle birlikte İskenderun'un sorunlarının çözümünde bana yardımcı olmalarını rica etmek üzere sizlerle bir araya geldim. Yol arkadaşlarımla birlikte yola çıktığım örgütümle yeni arkadaşlar bulduğumda onları değişmeden ama yeni bulduğum arkadaşların da bir zenginlik olduğunu bu çerçevede düşünerek İskenderun halkıyla kaynaşıp, bütünleşip İskenderun'a hizmet etmek istiyorum.